Evet, selam arkadaşlar. 7 Kasım 2024 Yaman Notları'na hoş geldiniz. Bugünkü Yaman Notları gayet güzel. Etkinlikler çok yoğun. İçerikler de fena değil. Quality of Life içerikleri vesaire derken gayet güzel bir yama. Umarım hepiniz beğenirsiniz. Evet, ilk etkinliğimiz zaten giriş ödülleri bitiyor demiştik. Yeni giriş ödülleri geldi. Ekstra anlatacak çok da bir şey yok. 8 Kasım ile 12 Aralık arasında arkadaşlar bu seferkiler. Bilginize şöyle sabah ışığı, diğer geleneksel içkisi, işte lüks eğitim kutusu, Esengiz Balak sistemi, şakatın nişanı vesaire klasik şeyler var aslında. Çok da ayrı bir şey yok bilginize. Yeni giriş ödülü anlatacak ekstra bir şey de yok. Geçtim. En kanka karakterimi tanıtıyorum arkadaşlar. Çok basit bir etkinlik. 7 Kasım ile 21 Kasım tarihleri arasında kanka karakterinizi tanıtma yöntemi. En sevdiğiniz karakterinizin ekran görüntüsünü çekiyorsunuz. Tam vücut, üst vücut hangi açıda olursa olsun fark etmez. Tek veya arkadaşınızla birlikte de çekim olabiliyor arkadaşlar. Etkinlik süresi boyunca gönderi başlığına bu kankamı yazarak arkadaşlar başvuruyorsunuz. Siteye yazıyorsunuz bunu. Ekran görüntüsü video panosuna ekran görüntüsünü yüklüyorsunuz. Sevdiğiniz karakter çok ve seçim yapmakta zorlanıyorsunuz. Sevdiğiniz tüm karakteri de gösterebilirsiniz isterseniz. Yüklerken sınıf adını da yazıyorsunuz. Ve arkadaşınızla çekildiyseniz onun da aile adını yazıyorsunuz. Karşında arkadaşlar bu Blacklist Festa'da kullanabilecek resimler arasında olacak. Biliyorsunuz Festa var 14 Aralık'ta. Ekran görüntüsü yüklerken bunları da unutmayın arkadaşlar. Kankam yazacaksınız. Sınıf adını yazacaksınız. Görünen karakterim ve arkadaşınızla birlikte çekilirsiniz. Onun da adını yazacaksınız. Bilginizi şöyle resimler çekebilirsiniz örneğin. Katılım ödülü de katılan herkese 10. yıl dönümü nişanı 15x veriyor. Ki bu nişanın ne kadar güzel olduğu, ne kadar iyi ödüller olduğu önce de anlatmıştım. Yamada o yüzden alın çekiç mekiç kuron vesaire alın arkadaşlar. Bu basit bir etkinlik yapın hepiniz. Ve şimdi gelip en büyük etkinliği, bu bayağı devasa bir etkinlik. Çok kademeli ve bir sürü faktörü var. Dur, tarihler neredeydi? Heh, etkinliğin adını okuyalım. 4 hafta boyunca gelen Şakatun'un ilk ricası. Ödül Şakatun nişanı maksimum 200x stack görevi kabul etmek istiyor musunuz? Bu biliyorsunuz bu Igor Bartali'ye RR basma görevi de gelmişti. O da 4 haftalık falandı. Bu da o mantıkta. Ön adım olarak verilen vekilin 100 adet nişanı arkadaşlar. Her gün özel giriş ödülleri alacaksınız. 8 Kasım Cuma'da itibaren başlayacak bu. Ve 4 Aralık'a kadar devam edecek. Her gün hayvan gibi şakatın nişan alıyorsunuz gördüğünüz üzere. 1, 4, 6 ve 7. günler 10. 2, 5, 9, 12. günler 5x. 8, 11, 13, 14. günler 10'ar alıyorsunuz bilginize. 3. ve 10. günlerde eski ay kutsal parşömen alıyorsunuz. Bunun ne olduğunu birazdan anlatacağım. Çok hayvan gibi güçlü bir SC. 700 adet Şakatun'un garanti kartını da unutmayın. Bu garanti kartı çok işe yarayacak. Gelecek hafta içeriği detaylanacak. 8 Kasım ila 4 Aralık tarihleri arasında bir de aynı şekilde her gün giriş yaptığınızda Şakatun'un garanti kartını alacaksınız. 10x alıyorsunuz giriş yaptığınızda. Bir de 60 dakika oynarsanız 10x daha alıyorsunuz. Hafta sonunda bonus bir 10x daha. Cumartesi ve pazar. Aynı şekilde bir 10x daha alıyorsunuz bilginize 60 dakika oynayarak. Yani hafta sonları ekstra. Cumartesi pazardan 10-10 buradan geliyor. Buradan da geliyor 20-40. Bir de şuradan geliyor ekstra 60 dakika. 60 alacaksınız. Bir de şuradan da var 80 alıyorsunuz hafta sonu. Diğer günlerde 20-20-60 dakika oynasın. O yüzden hayvan gibi bundan alın. Şakatun'u garanti kartıyla takas edilen başlı eşyalardı. Şöyle aşağıda listesini göstereceğim. Öyleyse Afuara çetesi etkisiz hale getirmeni de rica ediyorum. Bu da diğer partı. Av sahasında ortaya çıkan Afuara etkisiz hale getirin. 2 ile 6 arası hazine sandığı düşüyor bu. RT'nin boşluğundaki gibi. 7 Kasım Perşembe bakımından itibaren 21 Kasım'a kadar geçerli bu. Şakatun deposunu hedefleyen Afuara Blacklist dünyasındaki tüm av sahalarında ortaya çıkıyor. 14 Kasım bakımı sonrası Afuara'nın ortaya çıkış sırasında mevcut Afuara'dan farklı olarak parıldayan bir efekt eklenecek. Afuara'nın hazine sandığı edilen başlıca eşyalar da şöyle bilginize. Bu %100 edildiği en önemli şeylerden biri bu zaten ama. Eski ay kutsal parşömeni ne derseniz yukarıda söylemiştim. Eşya düşümü oranı %100. Bu basit ama asıl önemli eşya düşümü miktarı %100. Ölüm cezası azaltma %50. Level XP 500, beceri XP 200, süre 60 dakika. Cooldown da 60 dakika. Kullanım süresi de 30 gün alındıktan sonra. Eşya düşümü oranını yükselten eşyalarla birlikte kullanabilir. Ancak eşya miktarını arttıran eşyalar Agris'in altın kutsaması, altın omuz kutsaması ile aynı anda kullanılmayabiliyorsunuz bilginize.
Şakatun garanti kartı takas ile eşya listesi. Şöyle bak, gördüğünüz üzere en tepede bir 200 PS var. Onşe premium kıyafet seçim kutusu, 150 PS, elit prestij kutusu derken hayvan gibi şeyler var. Bilginize her türlü alın. En kötü şurada da şu göz alıcı kutu, şaşırtıcı kutu falan düşüyorsunuz. Elinizde kalan ekstra da en son altın külçeye çeviriyorsunuz. Hepsi bire. Şakatun rüya kutusu açıldığında elde edilen eşyalar da şöyle arkadaşlar. Pen Blackstar'ın bile çıkabileceği bir kutu. Tabii ki çoğumuz şanssız olduğumuz için genelde şunlarla yetineceğiz. Ama şanslıysanız bunlardan birini de alabiliyorsunuz, bilginize. Elite Prestij kutusu açıldığında da arkadaşlar şunlar elde ediliyor, bilginize. Hepsini elde ediyorsunuz. Bu açılıkla ilgili bir kutu. Afor'un hazine sandığında da arkadaşlar şunlar var. Gene hayvan gibi ödüller ve etkinlik göz alıcı şakatın içine takas edilen eşyalar da şöyle listesi var. Bunları da tek tek anlatmaya uğraşmayacağım artık yeter. Zaten nişan kaç yıldır var. Güzel. İnci dükkanı. İnci dükkanında arkadaşlar güzel şeyler var ama hemen şu kafa karışıklığını çözeyim. Şurada geri dönen aylık macera kutusu diyor. Buradaki kastettiği geri dönen maceracı değil. Return, hani monthly adventure box returns. Hani aylık macera kutusu geri döndü. Daha doğru bir çeviri olucu bence. Bu biraz kafaya karıştırmış. Yani sadece geri dönenlere uygun bir kutu değil bu. Bunu hepiniz alabiliyorsunuz. Bilginize onu açıkla kavuşturayım. Çünkü çok hayvan gibi içerik var bunu. Oyun içine göstereceğiz. Onun için bir haftalık özel satış. Vox'ın seçim paketi. Bir haftalık özel satış. Yükseltme seçim paketi. Zanaatkarın paketi. Nader parşömeni gibi bir sürü böyle bir haftalık özel satış indirim şeyleri geldi arkadaşlar. Oyun içinde göstereyim hemen. Lan sen nasıl takıldın? Heh. Gelen şeyler şöyle. Vox seçim paketi 1540 inci, 2 tane premium kostüm, 1 tane 200 PS alabiliyorsunuz. Evet, yanlış duymadınız. 200 PS arkadaşlar. 1540 inci, 170 PS, 2 adet ve 2 tane premium alabilirsiniz. Hani bunu aldınız yetmedi, bunu da alabiliyorsunuz. 1029 inciye, buradaki gördüğünüz şeylerden toplamda 2 tanesini alıyorsunuz ve 160 VS ya 1100 kron ya da 7 tane Origin of Dark, pardon, Dim Origin of Dark Hunger alabiliyorsunuz. 877 inciye, bu arada bunları şeyini söylemiştim, pardon, my bad. Bu aile başına 1, bu da aile başına 1 de tabii ki çok aşırı var. Bu aile başına 5, bu aile başına 5, bu da 250 zanatkar, bir tane 100 VS alıyorsunuz 877 inciye. Nader aile başı 2 alınıyor. Bir nader parşömeni, bir de 30 PS alıyorsun. Bu biraz boş ama nader eksikse mantıklı. Damga taşı, yeni takılar vesaire geldi. Onları da damgalamak isterseniz diye konmuş. 96. aile başı 2. Onşe combat ve skill XP transfer kuponu 1130. aile başı 2 kere alınabiliyor. Bunu soran çok vardı biliyorsunuz. Onun dışında bu P'deki statları, işte fitness, breath vesaire aktarma parşömenleri 462. aile başı 2 gene. Ve 198. arkadaşlar Marnin işlenmiş yakıtı. Event kategorisinde bir şey yok. Best kategorisine geçen hafta gelen şeyler olduğu için şöyle geçiyorum. Special'larda o en başta dediğim hayvan gibi güzel paket var. Bir de şu Adventure Basics var. Bunu zaten önceden söylemiştik. Şu kutuya gelelim. Bu inanılmaz hayvansı bir şey bu. 31 Aralık 2024'e kadar alınabiliyor. Yani bu yıl bittikten sonra alamayacaksınız. O yüzden aşırı worth bunu. Aslında şey gibi yapmışlar. BDO'nun bu paketleri oluyor. Aşırı worth olur ve bir kere aldığınızda işte bir daha yeneye kadar alamazsınız ya. Onun gibi bir mantıklı düşünmüş. O yüzden bayağı worth. 1566. yaklaşık. Öncelikle bir tane aylık macera kutusu alıyorsunuz. Bundan 700 kron, 30 loot tercih. Bir tane Sky Old Moon Fortune Scroll Box alıyorsunuz. Bu değil ama. %50'lik drop olan ve aylık Choose Your XP Scroll Box alıyorsunuz. Çok önemli değil. Şuradaki Kama Silvia ya da kitaplardan 15 günlüğüne 2 tane total seçiyorsunuz. Birini de seçebilirsiniz. Tercih sizin. 15 günlük değerli alıyorsunuz. 2 tane premium kostüm seçim kutusu alıyorsunuz. %20 indirim kuponu alıyorsunuz. Ve az önce anlattığım o hayvan gibi güçlü TC'den 5 tane alıyorsunuz, bilginize. İkinci dükkanımızda böyleydi. Ekstra bir şey kalmadı galiba. Burada yeni bir şey yok. Yeni bir şey yok. Yeni bir şey burada yok. Yes. Değil mi? Hani bu eski şey. Geç. Bu gelişimiz 1.82 GB bir öncelikle sınıflarla başlıyor. Sınıflar derken ama sadece DOSA. Burada DOSA yazmışlar. Bunu NAEU'dan direkt kopyala pişir yaptığı için İngilizce mi? Öyle olmuş. Çünkü orada öyle yazmışlardı. Ama gene Deniz'in gözünden kaçmadı. Gene editörlerin üşengeçliğini göz önüne seriyoruz. Lütfen editörler uyumayın. Teşekkürler. Ortak S Unsa'nın varisi. Unsa'nın varisi becerisi öğrenmemiş durumdayken bazılarının silah becerileri kullanıldığında
Sis buff etkisinin uygulanma sorunu düzeltildi. Uyanış Tuybolt'u uyanış durumunda ileri zıpladıktan sonra Tuybolt'u becerisiyle biraz daha hızlı kullanabilecek şekilde iyileştirildi. Ateş yayılma ve metal sertleşme. Ateş yayılma ve metal sertleşme becerileriyle canavarlar yok edildiğinde aralıklarla beceri eklensin uygulanmama sorunu düzeltildi. Gök adım becerisini hızlı kullanırken minimum hareket mesafesi uygulanacak şekilde değişildi. Gök adım becerisi hızlı kullanırken bazı efektlerin görünmeme sorunu düzeltildi. İçerikler. Bugün yapılan bakım ile sohbet grubu birikmiş öneri sayısı sıfırlandı. Size zorla like atıldıysa ya da like kastıysanız yeni title'larınız yollandı. Postanıza bakmayı unutmayın. Altın, gümüş ve bronz title'lar 90 günlük yollandı bilginize. Köşk. Ağaç gibi büyük nesnelerin yakınına küçük nesneler yerleştirildi. Yerleştiren küçük nesneler daha düzgün seçilebilecek şekilde iyileştirildi. Köşk dışı ve içi birlikte çakışacak boyutta bir ağaç yerleştirildiğinde köşk içindeki kurulu olan nesneler seçilebilecek şekilde iyileştirildi. Hitbox'ların ayarlama sorusalı. Nesne seçim ve düzenleme modu gibi nesneleri taşırken kurulamayacak bir yeri fareye götürdüğünüzde nesne kutusunun görünmemesi veya küçülme sorunu düzeltildi. Sivri burun, cam göz ve haba sırasıyla zıpkın ve genel balıkçılık ile avlanabilecek şekilde iyileştirildi. Sivri burun, cam göz bazı deniz bölgelerinde zıpkın balıkçılığı yoluyla elde edilebilir. Bahaba sabah ışığı diyarı denizlerinde balıkçılıkla elde edilir. Diğer balık türleriyle aynı şekilde sivri burun, cam göz ve bahaba yakalarsanız ilgili ünvanı alabilirsiniz. İmparatorluk balıkçılık teslimatı aracılığıyla aşağıdaki balıklar teslim edilebilecek şekilde iyileşildi. Sivri burun, cam göz, dev kalamar, ispermeçet balinası, imparator balığı, ejderha balığı ve kolekant arkadaşa artık teslim edilebilir oldu bilginize. Abyss Van Magnus içeriğinin Abyss uykudaki bilginin bilmecesi devam ederken ilerleme durumunu daha sezgisel bir şekilde görebilmeniz için nesnenin sayısı iyileştirildi. Gelişim pasosu eğitim sırası aşağıdaki hedefin tamamlanması ile ilgili bilgilendirme değiştirildi. Önceden ahır altın parıltı teşekkür nişanı imparator eğitimi 2x ile yarış eğitim teşekkür kutusunu takas etti. Artık yarış eğitim teşekkür kutusunu Karoruh ile sohbet ederek göster şekilde değişti. Eşya. Loş karanlık tüketimin kökesi. Biliyorsunuz dim yani sönük versiyonu var. Bu etkinlik eşyası olarak veriliyor arada. Bu loş versiyonu arkadaşlar farklı. Biliyorsunuz bu ışık diyarına iki yeni spot eklenmişti ama parası vesaire kötü diye böyle bir eşya ekledi. Mantıklı. Karazad aksesuar güncellemesinden sonra birçok maceracı Karazad aksesuarla üretmeye başladı. Bununla birlikte daha önce PvP ile ilgili bir ayarları olmayan maceracılarda Won ve Bon kristalleri de daha çeşitli potansiyel sahip olabiliyor. Karazad aksesuarlarının ilgi gösteren tüm maceracıya teşekkür ederiz. Bugünkü güncellemede Karazad aksesuar yükseltmesi yardımcı olacak bir eşya eklendi. Sabah ışığı diyarı av sahasındaki ganimetler bir kez daha güçlendirildi. Karanlık tüketimin kökeni gibi karanlık tüketimi kullanarak yükseltme oranı artış stack sağlayabileceğiniz bir eşya olan loş karanlık tüketimin kökeni eklendi. Karanlık tüketimine özel bir av sahası olan Tungra tarabilerinden elde edilen karanlık tüketimin kökeni kadar olmasa da bu aynı zamanda City of Death'te de atıyor ama Beldo gene unutmuş onun varlığını. Ulukat'tan bahsettiğini hep unutuyor biliyorsunuz. Karazad aksesuarı üretip yükseltirken özellikle şafak kristali veya şafak özü elde etmek için Sabah Işığı Diyarı av sahası ziyaret eden maceracıları da biraz olsa yardımcı olmayı amaçladı. Yükseltme oranı artış değerini yani stack arttırabilen loş karanlık tüketimin kökeni eşyası eklendi. Bu eşya Sabah Işığı Diyarı bölgesindeki Hongim Karagayı ve Dokibi Ormanı av sahasına elde ediliyor. Bu ihtimal diğer oraya eklenecek spotlara da eklenecek bu arada direkt. Şu kısmı zaten söyledim. Kullanma yönteminde karanlık tüketimi aracılığıyla ekipman yükseltme oranı artışı Karoruh'tan ekipman yükseltmeye 1'e tıklayıp çıkara basıyorsunuz ve karanlık tüketimi seçiyorsunuz. Yükseltme oranı artış değerleri de gördüğünüz üzere zaten oyunda olan Original Dark Angle'ın yarısı kadar efektif. 100 ila 104 arası 8, 105, 114 arası 7, 115, 125 arası 6, 126, 139 arası 5, 140, 167 arası 4, 168, 199 arası 3, 200-249 arası 2, 250-299 arası da 1'e düşüyor. Bayağı inefektif ama şu seviyeye kadar güzel aslında. Hatta belki şuraya kadar da güzel. Bu eşyanın en güzel yöntemi şu. Biliyorsunuz oyunda Crystallize Dispel eşyasıyla artık 100 FS alabilir oldu ya. Bunu verip 100 FS alıyorsun. Sonra şuradakiyle yükseltiyorsun. Şu seviyeye geldikten sonra işte ya 168 ya da işte şu 200'e geldikten sonra ben şahsen 168'de tavsiye ederim. Oyunda zaten olan diğer karanlık tüketim kökenini kullanıyorsun ve 300'e çıkarıyorsun face'i. Güzel bir yöntem bence. Aşağıdaki eşya elde edilen dünya mesajı görüntülenmeyecek şekilde
değiştirildi. Von Şafak Kristali tüm AP. Bir dakika, Von mu? Ciddi misin? Ben Von da gelmeyecek sanırım. Saçma. Burada çünkü milleti yani drop şeylerini görüyorduk ama yeni bölgedeki Von Von görsek ne oluyor yani? Hiçbir önemi yok. Bence bu Von da kalksa iyi olurmuş ama yapacak bir şey yok. Canavarlar. Tungra tarabileri. Gene BDO sadece Ulukıta denli Tungra tarabilerinin farkında olduğu için varlığını. City of the Dead asıl düzeltilmesi gereken spotu hala bir değişim getirmedi. İnş bir gün teleskop kasan benim gibi zavallı insanlar ve düşüremeyenler ne yazık ki kurtulacağız ama o gene kadar BDO bizi gene süründürmeye devam edecek. Daha önce debarık aksesuara sahip olmayan macerce Karazan aksesuarı üretimi sayesinde daha yüksek saldırı gücüne sahip olabiliyor. Ayrıca ekipman yükseltmeleri için tüketim özüne olan ilginin artmasıyla birlikte Tungra tarabilerin ziyaret eden maceracı sayısı yaklaşık %20 arttı. Ulukıta bölgesindeki av sahası ilerleyerek canavar sürülerini yok etmeye dayalı bir av sahası olduğundan daha önce pek kullanılmayan alanların yer şekilleri iyileştirdik ve bu alanlarda canavar sürüleri ekleyerek av sahası kullanımını arttırdık. Tungra tarabileri av sahasına hareket ve avlanma rotası daha uygun hale gelmesi için bazı yer şekilleri iyileşti ve canavar sürüsü ek olarak yerleştirildi. Avlanma sırasında yer şekilleri üzerine rahat girip gelebilmek için aşağıdaki iki topografya birleşti ve buna bağlı olarak çevredeki ahşap basamaklar kaldırıldı. Bu bölgeye bir canavar sürüsü eklenmiş olup bazı canavar sürüleri daha yoğun olacak şekilde de iyileşti. Artık böyle dağınık değil, daha toplu duruyor. Ayrıca mevcut canavar sürüsündeki canavar sayısı da arttı. Ayrıca Sabı Işı Diyarı av sahasının şu anda birçok maceracı ilgi gösterdiği için daha fazla maceracının avlanma keyifli sürdürebilmesi amacıyla Dokubi heykeli ve Honglim karargahı eşkıyaları ek olarak yerleştirildi. Bugünkü güncelleme ile eklenen Loş Karan tüketimin kökeni ganimetiyle birlikte Sabı Işı Diyarı av sahasının maceracı için daha çekici hale getirdik. Ek olarak hazırlık aşamasında olan Altın Domuz Mağarası ve Govun Platosu av sahaları da sırasıyla güncellenecek. Daha önce açıkladığımız gibi Altın Domuz Mağarası'nda avlanırken girişteki domuz heykeline altın biriktiriyor ve altı miktar dayanılmaz bir seviyeye ulaşan heykel patlayarak içindeki altınlar dökülüyor. Bu avlanmaya daha farklı bir eğlence katmak için eklenen bir unsur. Özellikle yükseltilmiş karazal aksesuar sahip maceracının da keyifle anabileceği potansiyelle ayrılan bu av sahası sayısında daha çeşitli maceracının sabah ışığı diyarı ve av sahası ziyaret etmesi sağlamayı amaçlıyoruz. Tabi daha gelmedi. Blacklist Global Leverage ile maceracıya bu konuda bilgi vermek için iyi bir hazırlık yapacağız. Büyük ihtimal 1-2 haftaya gelir. Dokebi Ormanı. Dokebi Ormanı derin bir gece geldiğinde Dokebi Ormanı'nda bulunan bazı Dokebi heykellerin kendi kendine yer değiştirildi. Dokebi heykelin hareket etmesiyle oluşan boş yerde ek olarak yeni Dokebi heykelleri ortaya çıkıyor. Onun yerine direkt yenileri ortaya çıktı dese daha basit bence. Dokebi Orman sahasının bazı Dokebi heykellerin yerleri değiştirildi ve av sahasına 2 yeni Dokebi heykeli ek olarak yerleştirildi. Artık 4 değil 6x oldu arkadaşlar bilginize. Lokasyonlarda böyle bu iki tane. Eskiden sadece bu 4'tü. Dokebi Ormanı av sahasında savaş devam ederken FPS düşüşü sorunu düzeltildi. Dokebi Ormanı av sahası savaş devam ederken belli durumlarda canavarların maceracıya öncelikli olarak saldırmama sorunu düzeltildi. Avlanma sırasında Dokşini kaybolduğuna ortaya çıkan Dokebi ateşi Dokşini'yi saldırı konumunun yakında çıkacak şekilde değiştirildi. Honglim karargahı, 40 ayak pazarının dostça yaklaşan Honglim karargahı eşkıyaları güçlerini daha da genişleterek 40 ayak pazarına daha fazla nöbetçi yerleştirdiler. Honglim karargahı av sahasının topografyası genişletildi ve genişletilen konumda 40 ayak pazarı işareti 2 adet eklenerek yerleştirildi. Ayrıca Honglim karargahı av sahasına 40 ayak pazarı işareti 1 adet eklenerek yerleştirildi. Topografya değişimi örneğin böyle oldu. Canavar ek yerleştirmeleri de şöyle oldu arkadaşlar. 3 tane yeni spota eklendi. Şurada. Bu sarılar vardı. Boss eşkıya tilkiyi yok ettikten sonra ortaya çıkan tilki ateşi ortaya çıktığı yerden uzaklaştığında başlangıç konuma geri dönecek şekilde düzeltildi. Etrafta başka maceracı olduğunda 40 ayak pazarı eşkıyaları canavarların düzgün şekilde çağrılmama sorunu düzeltildi. Dokker Bomber'ın Honglim Karagaya bölgesindeki canavarları yok edildi. Beceri XP'nin anormal şekilde elde edilme sorunu düzeltildi. Dekya Çağrı, Çağrı Harabeleri Dekya av sahasında gitme ve avlanma alanı daha uygun olması için yakında bulunan sert kum taşı toplama eşyası kaldırıldı. Ölüler Şehri av sahasının bazı konularında karakterin yer şeklinin alta düşme sorunu düzeltildi. Ölüler Şehri ile ilgili kimse umursa tek sorun buydu herhalde. Elviye Queen Tepesi aralıklı olarak Elviye Queen Tepesi av sahasındaki canavarların vuruş yapılamama sorunu düzeltildi.
Buraya gif koymaya üşenmişler ama arkadaşlar. Ahır ve iskelede artık binek ekipman görünüm tesisatı takıp çıkarabilecek şekilde değiştirildi. İster ise içeride ister dışarıda şekilde gif koymadık için o belli olmuyor. Ama ben onu söyleyeyim, zaten Global App'te göstermiştik. Artık böyle çıkabiliyor, bilginize. Ahır iskelede binek ekipman penceresi varsayılan olarak açık olacak şekilde düzeltildi. Ahır iskelede seçilen bineğe seçildiğinde gösterilen bir işaret olacak şekilde düzeltildi. Görev ve bilgi. Peri ile tanışarak kaydedilebilecek seri görevinin yapılışı iyileşildi. Aşağıdaki görevleri yapmak için eşya gerektirmeden sohbet aracılığıyla görev devam edilecek şekilde değişildi. Güç kaynağı tatlı bal, pişirme balı vermeden sohbet aracılığıyla yapılıyor. Tatlı bal kavanozuna elde edilen özel bal kavanozu tüketmeden çatlı ince sohbet aracılığı yapılıyor. Ve Layla'nın dağılmış yaprağını vermeden direkt sohbette yapıyorsun. Yani elinizde ekstra bal ve yaprak kalacak, bu kadar. Sonrasında devam eden gizemli refakatçi görevi aracılığıyla elde edilen periyi de kaydedebiliyorsunuz. Bu görev görevler oldu. Önerilen sekmesindeki maceracıya destek level 53 peri gizemli refakatçi kategorisini kontrol edebilir. Debarık aksesuar, karazat aksesuarıyla takas ederken denge cemiyetine bulunan aynı grade'de daha uygun bir şekilde rehberlik alabilecek karoruk görevi eklenen. Çünkü bu Bad'ın şeyinde şuraya arama yazdığınızda Mediat'taki versiyonu gösterildi. Biliyorsun Mediat'ta bir de şurada var. Ama aslında bu görevin yapıldığı yer Karazat'ın verildi şurada. Ama buna yönlendirme yoktu. İlla siteden bakıyordunuz. O yüzden artık o görevle direkt çat diye yönlendirme yapılıp şey yapabileceksiniz. Ve bu görevi çoktan yaptıysanız siz de bu görev gözükmeyecek. Çünkü çoktan yaptınız. Zaten bilgi mi gibi ekstra bir şey vermiyor. Serendi 2 şeytani Lord Kızarka görev sırasında ortaya çıkan görev hedefi canavarlarının sayısı azaltarak görev daha kolay yapılacak şekilde iyileşildi. Emekli hazine avcısının hatıra görevinin açıklama metni eklendi. Balinos çalılıklardaki kurtlar görevi ile Balinos kadim taş odası görevi birleştirildi. Daha önce Balinos kadim taş odası görevini almış olan maceracı bu görevi devam ettirebilirler. Kamasilio güneş vayın dostu görevini Tulid ile yapılan sohbette harcayan enerji miktarı 10'dan 1'e düşürüldü. NPC arka plan ses, NPC ile etkileşim sırasında takılı olan kıyafetin özel hareketi yapılmayacak şekilde değişildi. Arayış, aile adını ilk kez oluşurken veya aile karakter adı değişim kuponu kullanarak adı değiştirirken kullanmak istediğiniz adı bir kez daha girmeni sağlayacak şekilde ad oluşturma değiştirme sistemi iyileştirildi. Sistem iyileştirmesinden sonra aile karakter adı değişim kuponu ile prosedüre uygun olarak isim değişikliği başvurusu tamamlandığında oyuncu destek aracıyla geri yükleme ve iptal işlemi yapılamaz. Pol modu aracı kullanırken aşağıdaki durumlar değiştirildi. Peri görünüm değiştirir fonksiyonu kullanırken değiştirebilir peri görünümü yoksa ilgili mesaj görüntülenecek şekilde değişildi. Karakter oluşturma ekranında ESC tuşuna basmadan ekranı tıklayarak da karakteri harekete geçirebilecek şekilde değişildi. Sistem oyun ayarlarının grafik kalitesi varsayılan olarak remastered moduna değiştirildi. Grafik ayarlarının remastered mod ayar butonunun konumu grafiklere taşındı. Grafik ayarlarının liste sıralaması değişti ve en düşük grafik kalitesine sahip optimizasyon modu X'lere taşındı. Yüksek kalite modunun başlığı Ultra modu olarak değişti ve açıklama metni daha ayrıntılı hale getirildi. Takas listesinin yenilenme puanı sıfırlanma sürecinde optimizasyon çalışması yapıldı. Ve A coin ve paket ödemelerine Pay by Me ödeme yöntemi kullanılmayacak şekilde değiştirildi. Düzeltmeler değişikler. Aheng öz iksiri gibi bazı buff etkileri etkinleştiğini klan temsili köşküne giriş yapılamama sorunu düzeltildi. Karazat aksesuar başarılı yükseltildiğinde yükseltme başarılı bildirim mesajını yükseltme dizisinin gösterilmeme sorunu düzeltildi. Karazat aksesuar deka seviyesine ulaştığında ve yükseltme ve toplu yükseltme başarı sağlandığında yükseltme penceresi slotundaki eşyen kaydı kaldırılmayacak şekilde düzeltildi. Belli durumlarda üretim bağlantı noktasına eve işçi yollanamama sorunu düzeltildi. Bilmem ne sarayı bölgesindeki belli bir konuma yerleştirilen tahterevanın konumu daha dolu olacak şekilde düzeltildi. Ahşi dağı bölgesindeki belli bir konuma akça ağacın bazı görünümlerinin havada asılı kalma sorunu düzeltildi. Costa çiftliğinde belli bir konuda karakterin hareketinin düzgün olmama sorunu düzeltildi. Kızların Valencia şehrinde belli bir konumun normal şekilde vuruş alınamama sorunu düzeltildi. Yıldız mezarı sonsuz döngü gibi bazı görevlerin hedeflerini incelen görevlerde incele komutuyla uzaklaşma fonksiyonu düzgün şekilde çalışmama sorunu düzeltildi. Valencia kadim adamın kalbi görevin koşulunun tamamlandığında NPC ile etkileşim mesafesi arttırarak görev daha düzgün yapılabilecek şekilde düzeltildi. Valencia kadim adamın kalbi görevi tamamlandıktan sonra görev NPC'si kaybolduktan sonra etkileşim mümkün olma sorunu düzeltildi.
Etkinlik günlük uzun süren maceracıyı desteklemek için toplananlar etkinlik görevinin etkileşimi hedefinin farklı olması onu düzeltildi. Rüzgar Nol yuvası silah satıcısı Tonga'dan dostluk dükkanı eşyaları yerine genel eşya satın alınma dostluğun azalma sorunu düzeltildi. Aşağıdaki görevlerin ara sahnelerinde NPC'nin gönlünü daha dolduracak şekilde değiştirildi. Serin diye eski dost, iki kız kardeş hikayesi, durum değerlendirmesi, bilmem ne bilmem ne hikayesi, cennet altarına doğru, Seodon hikayesi, saman oyuncak bebek. Geri kaydederken arayüzün alt kısmına oyun kolu arayüzünün de görünme sorunu düzeltildi. Klan ligi devam ederken parti ekip arayüzünden ayrıl butonun görünme sorunu düzeltildi. Araklılar dünya haritası M üzerinde Kalfion ahır bekçisi Gabriel'in simgesinin görünmeme sorunu düzeltildi. Karaktere ilk giriş yapıldıktan sonra giriş ödülü penceresi kapatıldı. Kameranın ani bir şekilde dönme sorunu düzeltildi. Belli durumlarda giriş ödülünü alınamama sorunu düzeltildi. Bu durumdan dolayı giriş ödülü alamadıysanız alamayan macerci 14 Kasım Perşembe akımı sırasında giriş ödülü verilecek arkadaşlar, bilginize. Striker Cehennem Alevi kıyafetinin açıklama metni gerçeğe uygun şekilde iyileşildi. Vahşi alacakaranlık gezginin zırhı giyilmiş durumdayken pelerin ayarı devre dışı bırakıldığında uyanış durumunun görünümü doğal olmaması sorunu düzeltildi. Sage alacakaranlık gezginin zırh giydiğinde omuz süslemesinin görünmemesi sorunu düzeltildi. Kara Şövalye alacakaranlık gezginin zırh giydikten sonra uyanış savaş duruşunda bazı kıyafetlerin görünümün doğal olmaması sorunu düzeltildi. Musa alacakaranlık gezginin zırh takıldıktan sonra pelerin ayarı etkinleştiğinde kıyafetin bazı kısımlarının ceketi delip görünme sorunu düzeltildi. Doğsal Kibelius aydınlık kılıcının bazı görünümlerinin doğal olmayacak şekilde düzeltildi. Belli durumlarda klan bilgisi G penceresine fonksiyon tuşlarının üst üste binme sorunu düzeltildi. Belli durumlarda görev yapılırken oyunun sonlanma sorunu düzeltildi. Ekran çözünürlüğüne göre ölüm ekrandaki bazı arayüzlerin anormal görünme sorunu düzeltildi. İmparatorluk üretim teslimatı arayüzünü kontrol ettikten sonra NPC ile etkileşim sırasında kamera efektinin doğal olmama sorunu düzeltildi. Sezon pasosunun belirten yükseltme derecesinde daha yüksek bir yükseltme derecesine ulaşını hedefin tamamlanmama sorunu düzeltildi. Bu önemliymiş. Kimya aletiyle yozlaşma ölümsüzlük yağı üretirken ek görev alanında kimya sonuçlarının elde edilememe sorunu düzeltildi. Arşan ünlüm sunucusu karakter öldükten sonra dirildiğinde aile adının kırmızı renkte görünme sorunu düzeltildi. Yengeç kıyısı yakınlarındaki bölgede yakınlarda Junaid nehrinin suyunun görünmemesi sorunu düzeltildi. Altın domuz mağarasının belli konumlarında kayaların görünümünün doğal olmama sorunu düzeltildi. Maksimum renklik 0 olan kara yıldız silahı ile hükümran silah üretildiğinde üretilen silahın karakter değişene kadar kullanılamama sorunu düzeltildi. Araklarla mini öpeğin yanı sönmesi sorunu düzeltildi. Kafras taşı ile yükseltme gelişimi yapılamama sorunu düzeltildi. Entegre servetlerde bazı eşyaların takasının düzgün şekilde yapılamama sorunu düzeltildi. Belli durumlarda kristal ön ayarındaki kristallerin görünmeme sorunu düzeltildi. Sabah ışığı diğer Yükçe Caddesi ve Unjonga Caddesi'ndeki klan ahır bekçisi, klan ahır yöneticisi olarak görünme sorunu düzeltildi. Maceraya başlama bölgesi sabah ışığı diyarı veya sonsuz kış diyarı olarak seçilen bazı karakterlerin ana görevi başlayamama sorunu düzeltildi. Bu sorunu yaşayan maceracı aşağıdaki görev ilerleme bölgelerinde ana göreve başlayabilirler. Ya Duvenkor'unda ya da Nampamuzlu Köyü şef konutundan yapabiliyorsunuz. Sistem Kız Arkeli güncelleme bakış yayını saat 18'de olacakmış arkadaşlar. Bilginize bugün yeni veya geri dönen bir maceracı bu linki tıklamayı ya da Twitch kanalıma gelip ünlem geri dön yazmayı unutmayın bilinçlikle ve bu linke erişin. Size özel avantajları bakın, kullanın, faydalanın, biz yapamıyoruz. Ve çok uzun zaman sonra dönürseniz büyük içerikleri merak ediyorsunuz ama çok fazla içerik geldi, özeti yok mu derseniz bu linki tıklamayı ya da Twitch kanalıma gelip bilir şekilde ünlem geri dön yazmayı unutmayın ve uzun zaman gelmiş içeriklerin özetine bakın. Başka videoda görüşürüz. Video like atmayı, yorum yapmayı, arkadaşlarınız paylaşmayı, kanala abone olmayı, 2.5 TL'den başlayan fiyatlarla member olup destekleyebileceğinizi ve bedava desteklemek isterseniz de adblock'unuzu kapatarak ya da izin verip destekleyebileceğinizi unutmayın. Başka videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.